Arkadaşlar selam, kanalıma hoş geldiniz. Bu haftaki videomda tabii ki Türkiye'den gitmeden önce son durağım memleketim oldu. Yani bu hafta Gaziantep'teyiz. Çok kısa böyle bir Antep'i tanıtacağım size. Neden Antep'e gelmeniz gerektiğini göstereceğim. Gönül tabii ki isterdi ki size şöyle güzel bir Gaziantep yemekleri lezzet diyarı videosu çekmek. Ama maalesef yasaklardan dolayı kafeler kapalı olduğu için maalesef böyle bir video yapmak istemedim. Çünkü pek sağlıklı olacağını zannetmiyorum. Biz tabii yedik falan ama çok fazla video çekmek istemedim yemeklerle ilgili. O yüzden bugünkü durağımız tabii ki de ilk durağımız Gaziantep Kalesi oldu. Kaleye ilk girdiğimizde bizi böyle muazzam heykeller karşılıyor. Çok güzel. Yani Gaziantep Kalesi Roma döneminde gözlem kalesi olarak kullanılıyormuş okuduğum bilgilere göre. En son restorasyonunu 2000'li yıllarda yapmıştı. Ben en son geldiğimde restorasyon çalışması olduğu için çoğu yerini görememiştim. Ama en son 2000'li yıllarda restorasyonu bitirmiş ve gerçekten güzel olmuş. Teslim alabilen Fransızlar, öte yandan Anadolu'da devam eden savaşı gözden kaçırmış ve Batı cephesinde Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasıyla zor durumda kalmışlardı. Antep'in, Anadolu'nun ayrılmaz bir topraklarından çekildi ve böylece Türklerle Fransızlar arasındaki savaşlar son bulur. Dediğim gibi 2000'li yılların ardından yapılan bir restorasyon çalışması ve çok güzel yapmışlar ve kalenin bir iç kısmına panorama müzesi yapmışlar. Gaziantep Savunma Panorama Müzesi şeklinde çok güzel bir müzeye çevirmişler. Müze içerisinde Gaziantep savunmasını anlatan 45 dakikalık bir ses kaydı sürekli dönüyor ve size çok güzel bilgiler veriyor tarihle ilgili ve bu şekilde heykellerle çok güzel anlatıyorlar. Eğer tarih seviyorsanız ve gerçekten Gaziantep'i merak ediyorsanız bu kaleye gelip özellikle bu panorama müzesini görmenizi tavsiye ederim. Giriş ücreti sadece 8 TL. Hem kaleye gezebiliyorsunuz hem müzeye gezebiliyorsunuz. Çok çok etkili. Fatih Adil Bey'i Güney Cephesi Komutanı olarak tayin ettiklerini bildiriyorum.
Pazarlık üreticiliğe sınırlı olduğunu öneren Fransız kuvvetleri, 18 Haziran 1920'de Zonguldak'ta yaptıkları işgalde müdafaa kurallarını yok sayıp ateş... Arkadaşlar şimdi Devre Alem Para Müzesi'ne geldik. Burada bir abimiz var, Esat Kaplan. Kendisi normalde Hollanda'da yaşıyormuş ve 9 yıl boyunca bir para koleksiyonu oluşturmuş. Daha sonra böyle muhteşem bir müze açmaya karar vermiş. Hepinizin görmesini tavsiye ediyorum ama öncelikle kendisinden böyle ufak bir bilgi almak istiyorum müze hakkında. Burası Gaziantep Devre Alem Para Müzesi. Dünyada ilk ve tektir. Örneği yoktur. Gaziantep'li misafirim ve Brezilya'dan gelen misafirim için teşekkür ediyorum. Sağ olsun, buraya geldi, gördü, gezdi, beğendi. Hatta biz iki tane para hediye etti. Sağ olsun, bir yerde davrandığı için de. Dediğimiz gibi dünyada ilk ve tektir. Numizmatik para bilimi, yani para müzesini kurmamızdaki amaç bilimsel arge yapmak, yani mimarlık, desinatörlük, kimya, iktisat, işletme, sanat tarihi, daha doğrusu para insanların günümüzde ruhu olmuştur. Yani para olmaması aynaya dahi bakmazsın. İnşallah buraya geldiğinizde de saygılar, buraya gelirseniz de buraya gereğini size yaparız. Burada hafızanız tazelenir, ruhunuz gencelir. Saygılar söyleyeyim. İsim neysin hocam? Doğaç. Doğaç beyefendiye teşekkür ediyorum. Böyle bir YouTube kanal açmış. Desteklemenizi ve beğenmenizi saygıyla sunuyorum. Esat abiye gerçekten teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadı ve böyle burayı birkaç cümleyle anlattı. Destek oldum dedi. Hatta kanaldan bahsettim biraz. Yani çok ilginç bir hanın içine resmen gerçekten 9 yıl boyunca bu kadar çok parayı biriktirmiş. Ve bir müze açmış kendine. Girişi sadece 5 lira. Yani ve inanılmaz enteresan, inanılmaz güzel. Zaten merkezde olduğu için, hani bütün tarihi yerlere yakın olduğu için lütfen buraya geldiğinizde, Gaziantep'e geldiğinizde Devri Alem Para Müzesi'ni muhakkak ziyaret edin. Çünkü çok şaşıracaksınız. Gaziantep'in çok meşhur olan çarşısı Bakırcılar Çarşısı'ndayız. Burası ismini gördüğünüz gibi bakır dükkanlarından almıştır. Bakır işçiliğinin yaklaşık 400 yıllık bir geçmişi olan el sanatı aslında burası. Gaziantep'e geldiğinizde böyle bir günde tüm bu güzellikleri gezebiliyorsunuz. Yani hanlara gidebiliyorsunuz, kaleye gidebiliyorsunuz, çarşılara gidebiliyorsunuz. Ve
gerçekten ucuza geziyorsunuz ve ucuza bir tarih görüyorsunuz. Kendi memleketim diye demiyorum, herkes inanılmaz sıcakkanlı, çok yardımcı oluyorlar. You like here? Very much. The food is very delicious. You think people friendly? My city. Very, very friendly. Really friendly. I love it. Şimdi de hemen Bakırcılar Çarşısı'nın arka tarafında, biraz ilerisinde yer alan Mecidiyehan'a geldik. Burası da bir sahaflar çarşısı. Ama tabii ki tarihi bizi inanılmaz etkiliyor. Ve şimdi bir Türk kahvesi aşığı olarak nereye geldiğimi buraya gezenler az çok tahmin etmiştir. Tabii ki de Tahmis kahvesine geldik. Hadi ben geldim buraya. Gel Şerp hocam. Kolay gelsin. Video çekeyim. Cezvaya koyuyorsun. Şimdi bu tarafta gel bakalım.